Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere 2 adet yarı otomatik şanzıman göstereceğim. İkisinin arasındaki farkı sizlere anlatacağım. Bu görmüş olduğunuz araç Peugeot. 6 ileri yarı otomatik bir şanzımana sahip. Yarı otomatik ne demek? Bunu bu videoyla daha iyi anlayacaksınız tam otomatikte farkını. Belki de anlamayabilirsiniz ama en azından yarı otomatik şanzımanın ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını vesaire hepsini kafanızda bir yer oturacak bu videodan sonra. Şöyle göstereyim. Burayı söktük. Sökme sebebimiz arkadaşlar volant arızası vardı. Yani araç rolantide sabahları çalıştırdığınızda kupayı inanılmaz derecede titretiyor. Hafif frene dokunduğunuzdaki biliyorsunuz otomatik araçlarda frene dokunduğunuz anda debriyaj da aynı zamanda ayırdığı için debriyaj baskı uyguladığından dolayı aradaki titreme ortadan kayboluyordu. Şimdi bunun üzerine biz iki tane şanzımanımız var. Onları göstereceğim. İkisinin de volant arızası var. Diğerinin de nasıl bir tepki yaptığını sizinle anlatacağım ve arasındaki farkı sizinle paylaşacağım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Peugeot'dan söktüğümüz yarı otomatik bir şanzıman. Şurada bir adet bilyamız var. Bu bilyamız şöyle göstereyim size, sensörlü bilyanın konumunu okuyor. Ve ona göre işte devire göre bilya hidrolik basarak vitesi atmasını sağlıyor. Burada bir adet robot var. Şurada bir adet basınç tüpümüz var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet hidrolik basan bir robotumuz var. Burada görmüş olduğunuz gibi şu içerisinde iki tane valve ile birlikte normal nasıl siz vites kolunu kullanıyorsanız aynı vites kolu gibi çalışan bir mekanizma var. Çak 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 bunları zaten duyuyorsunuzdur. Peugeot kullananlar, Fiat kullananlar, Ford kullananlar, Triptronic dediğimiz Opel kullananlar keza. Triptronic dediğimiz şanzıman aslında yarı otomatik bir şanzıman. Bunun arkadaşlar robotu çıkardığınızda bu aslında bir manuel şanzıman. Baktığınızda ama robotu eklediğinizde ne oluyor? Otomatik şanzıman olarak piyasaya sunuluyor. Tek kavrama diye geçiyor. Tek kavrama geçmesinin sebebini de şöyle hemen göstereyim sizlere. Baskı balata nasıl manuel şanzıman diyorum ya sizlere. İşte robotize edilmiş hali. Görmüş olduğunuz gibi bir adet baskı balata, bir adet de oynar göbek volantımız var. Bu volant şöyle göstereyim sizlere. Boşluk var. Hatta ne amca kamerayı tutabilir misin? Şöyle daha net göstereyim. Bakın bir ses duyuyorsunuz. Bu sağa sola yalpa yaptığı için baskı balata üzerine takıldığında şöyle göstereyim. Baskı balata üzerine takıldığında marşa bastığınızda sağa sola şu yalpayı yaptığı için ister istemez bu her sabah kupada vibrasyona titremeye neden oluyor. Bu yüzden bunu söktük. Değiştireceğiz. Yerine toplayacağız. Diğer şanzımanımı da şöyle göstereyim sizlere. Bu görmüş olduğunuzda Audi'den çıkan şanzıman. Yo yo sen sıkabilirsin abi sorun yok. Çalışabiliriz. Audi'den çıkardığımız DSG 7 ileri kuru kavrama. Size kuru kavrama olarak geçiyor. Kuru kavrama dediğimiz şey ne? Baskı balata. Bu görmüş olduğunuzda diğerinin arasındaki fark. Bu arkadaşlar bu kuru kavrama çift kavrama ile çalışıyor. Birinci çatal ve ikinci çatal. Nasıl siz Peugeot'a bir Fiat'a vesaire bindiğinizde vites geçişlerini hissediyorsunuz, böyle bir yığılma yapıyor ya. Özellikle Peugeot'da bunu çok fazla hissedersiniz. Yığılma yapıp tekrar vitese geçirip sonra debriyajı salıyor. İşte DSG'nin farkı çift kavrama olması, diğerinin tek kavrama olması. Eğer bir araç tek kavrama ise bu vites geçişlerini az da olsa hissedersiniz. Yazılıma göre, aracına göre değişir. Ama bir araç çift kavrama ise bunun gibi, bu aynı zamanda EDC'ler için. Renault EDC'ler de çift kavramalı. Ve aklınıza gelenleri de yorumlara yazın çift kavramalı olan. Şimdi bunun çalışma prensibini sizinle paylaşayım. Sonra zaten kafanızda 3 aşağı 5 yukarı oturacak. Bu görmüş olduğunuz pistonun biri bastığında diğeri salık oluyor. Örnek veriyorum. Birinci vitese geçirdiğinde bu salmış oluyor. Siz bir de giderken bu görmüş olduğunuz basık oluyor ama birinci vitese geçtiği için geçil halde sizi bekliyor. Yani birinci vitese takmış halde sizi bekliyor. Bu basarken yani debriyajı boşalırken bu arkadaş bırakıyor ve siz aradaki geçiş hissiyatını hissetmiyorsunuz. Çift kavramanın güzelliği tam olarak bu arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuzda mekatronik genelde hepinizin genellikle başına gelen sorunlardan biri. Ama emin olun tam otomatikten
daha avantajlı, bunu da anlatacağım sizlere DSG korkanlar için. Keza diğer şanzıman da bana göre tam otomatiklerden daha avantajlı masraf olarak. Bu görmüş olduğunuz bir beyin şuradan takılı ve içerisinde pistonlar var. 7 ileri bir geri olmak üzere 8 hareket sahibi. İleri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri. 8 harekete sahip bir beyin. Bu görmüş olduğunuz arkadaşımızın böyle dışarıdan hidrolik vesaire basma gibi yok. Diğer şanzımana kıyasla anlatıyorum. Buraya sadece bir soket takıyorsunuz. Basmayı da, bırakmayı da, içindeki hidrolik pompasını da, sıvısını da, valflerini de kendi barındıran bir beyin. Bunu çıkardığınızda şanzıman manuel şanzımana dönmüş oluyor. Nasıl yani? İçerisinde vites dişleri var. Bu vites dişleri çakır 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 biz bunu aldığımızda buradan attırıyoruz. Zaten bu DSG'yi takarken de sizlere göstermişim. Hatta bakın sökülmüş ve vidanın biri yok. Vidanın birini takmamış arkadaşlarımız. Neyse, bu arabada maşın namusunun da bir tane vidası yoktu. Bütün hepsini onaracağız. Önemli değil. İki aracımızda da oynar göbek volant var. Bu aracımızda da keza oynar göbek volant var. Ama diğeriyle bunun arasındaki oynar göbek volantı da göstereyim. Aradaki farkı da göstereyim. Bu görmüş olduğunuz gibi baskı balatayla bir çalışan bir oynar göbek. Ve bunu değiştirmek istediğimizde eğer yüzey yanıksa arkadaşlar, şununla da aynı şekilde yüzey yanıksa baskı balata, volant ve bilye set olarak değiştirmek zorundayız. Ama DSG 7 ileriye geldiğimizde nasıl değiştiriyoruz onu anlatayım. Böyle bir kavramamız var ama kavramadan volant bağımsız çift kavramalar için. Hemen şöyle volantı göstereyim. Bakın diğer volanımız da burada. Yenisi takılmış. Onu da bahsedeceğim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz deliklere şu görmüş olduğunuz balata geçiyor. Burada hiçbir şekilde balatayla volant, yani oynar göbek volant temas etmiyor diğer araç gibi. Bu yüzden bunu çıkartıp kavramayı hiç dokunmadan sadece volantı değiştirip toplayabiliyoruz. Ama diğerinde dediğim gibi tümünü set olarak değiştiriyoruz. Şimdi gelelim bu arkadaşa. Audi A3. Caykotlu mu, dizel miydi abi bu? Caykotlu motorumuz, dizel. Herhalde 2012 falan. Kaç? 2010 mu? 12. 12 değil mi? 2012 model aracımız. Bunda da arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Diğer aracımızda nasıl İşte frene bastığımızda kupadaki sallanmayı kesiyorsa, bu araç hiçbir şekilde kesmiyor arkadaşlar. DSG 7'leri kullanıyorsanız, vitese de taksanız, sabah marşa bastığınız esnada eğer sallama varsa, ısınsa da soğusa da hiç fark etmiyor. Kupa mutlaka sallanıyor. Soğukken şık 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 şık. Soğukken de şık 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 sesle birlikte zaten o sonradan başlıyor. İlk önce sallama başlıyor, sonradan şık 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 ses başlıyor. Bu sesle birlikte volantın bozduğunu anlıyorsunuz. Durum bu. Şimdi bunun da çiçek gibi volantını yerine taktık. Diğerinin de seti gelecek. Hepsinin setini toplayacağım. Bunda yalnız kupayı çok fazla sallamasının sebebi kütleli bir baskı balataya sahip olması. Yani tek bir baskı balata yok. Hemen şöyle göstereyim. Bu görmüş olduğunuz şey içeriye doğru gidiyor. Kavrama diye zaten geçiyor. Ve bu inanılmaz ağır arkadaşlar. O yüzden bu ne olursa olsun ısınsa da bunu kesmiyor. Ama buradaki görmüş olduğunuz baskı balatanın ağırlığı ısındığı zaman bu volantın bu sallanmayı kesmesine neden oluyor. Bu şanzımanda da içinde bilyalar dağıldığında veya rulman sesi geldiğinde robotları ayırıp içerisindeki bilyaları veya dişileri catlama gibi olsun, işte vites geçişlerinde problem olsun, İkisini de onarmak manuel şanzıman gibi biraz daha uygun diyelim. Ama bunlar tam otomatik olsaydı içinde tambur veya bütün balataları değiştirmek zorunda kalacaktınız arkadaşlar. Bunun sebebi de tam otomatikte tekrar tekrar açma olmuyor. Eğer bir balata takımı yanmışsa diğerleri de mutlaka değişiyor. Ama bunda bir tane, iki tane, üç tane bilye bozuksa bunu değiştirip tekrar toplayabiliyorsunuz. Çünkü diğerinden daha az maliyetli ve daha az işçiliğe sahip. Bu şanzıman için söylemiyorum çünkü bunu sökmek için dünyayı söktük. Mesela bundan daha kolay DSG 7'leri sökmek. Yani söküp takması vesairesi Peugeot'dan daha kolay.
Umarım aklınıza takılan bir soru kalmamıştır. Yarı otomatiği de bu şekilde anlattım sizlere. Zaten bunların şuyu da var. Örnek veriyorum, baskı balta bitti. Baskı baltayı değiştiriyorsunuz. Örnek veriyorum, buradaki bilye bozuldu. Bilyeyi değiştiriyorsunuz. Örnek veriyorum, beyni bozuldu. Beyni çıkartıp değiştiriyorsunuz. Veya beyni çıkartıyorsunuz. Sadece boş şanzımanın içi dağıldı. Boş şanzımanın içini değiştiriyorsunuz. Keza aynı şekilde 7 ileriye geldiğimizde de işte mekatronik tüpü çok sık, sıkça rastladığımız gelişmiş tüp taktırıyorsunuz. Ya mekatronik bozuluyor, ya şu kart bozuluyor, ya kavramı bozuluyor, ya volant bozuluyor. Veya da bunun içerisinde maşonlar var, geçen maşonlar. Onlar da alabiliyor veya da grup dişilerin bilyaları da alabiliyor. Ama hepsi tam otomatik şanzımandan inanın bana daha uyguna çıkıyor. Neyse, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eksiklerimiz varsa ve daha detaylı bir bilgi sahip olmak istiyorsanız mutlaka bir videonun altına yorum olarak yazın. Hoşça kalın.